partisinin çiçeği burnunda milletvekilleri abuk subuk tweetleri bıraksınlar da biraz İzmir'in sokaklarında biraz dolaşsınlar. Şu belediye başkanlarına biraz yardım etsinler. Yoksa tepe aşağı gidiyorlar. İzmir 1. bölgenin milletvekilleri bıraksınlar goy goyu. Bildiğimiz şeyleri tekrar, tamam Kılıçdaroğlu için ölün. Hiç umurunda değil. Ama bu insancıklar için de ölürseniz, siz giderken gök kubbede hoşçadağı bırakırsınız. İzmir Büyükşehir Belediyesi müthiş. Ha burada benim şahsen, yarın değil ama belki çarşamba günü bunu 90 saniyede ileteceğim bir önerim var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yüreğine kefilim. Samimiyetine de kefilim. Fatma Çalkaya'yı da iyi tanırım. Onlar bu işe bu işte yürüyorlarsa bu iş, ama siyaset var. Bence İzmir Büyükşehir Belediyesi parti ayrımı gözetmeksizin milletvekillerini basın huzurunda davet etsin. Bu yasayı değiştirmezseniz ya da yasaya bir ek madde, geçici madde koymazsanız o dernekleri de BAMİD'i çağırsın, bağımsız arsa mağdurları platformunda çağırsın. Siz bunu değiştirmezseniz bunun vebali sizin üzerinizde desin. Bak bir belediye başkanı o insanları kırdı. Bir belediye başkanı yüreklerini kazanıyor şimdi. Kaç yıl sonra? Kaç yıl sonra? Zaten o. Bu yarım yüzyılda İzmir'de neler oldu? Bir Çeşme otoyolunu anlatayım ben size bir gün. Çeşme otoyolu neden yapıldı? Sonu olan tek otoyol neden yapıldı? İzmir'in sağdan soysan 15, yukarıdan aşağı soysan 20 zengini cuma günleri hızla villalarına gitsin diye mi yapıldı? Ben bunu zamanında söylediğimde ben ne tepkiler aldım. Turizmi baltalıyorsun. Hayır. Bu kentte Ayşegül ilçesinin yolu yol gibi olsun diye uğraşıp ne yazık ki bir yolda trafik kazasından ölen bir belediye başkanı var. Fehmi Aytekin'di galiba. Karaburun Belediye Başkanı, Anaplı. Çeşme'nin turizmi de Foça'nın, Karaburun'un, Urla'nın, Seferihisar'ın turizm değil mi? O zamanlar Alaçatı köydü. Şimdi İstanbul'un gözdesi. Peki Üçkuyulardaki AVM nasıl yapıldı? Arkadaş o kazulet, o set, o şeytani yapı oraya nasıl kondu? Bunun öyküsü neydi? Ya da incir altında hiçbir hak sahibi mandalina ağacı dışında bir ağaç dikemezken o kazulet yer oraya nasıl konduruldu? Aklım almıyor diyorsunuz. Evet. Millet vekilleri mi vardı eskiden İzmir'de? Sermaye vekilleri mi vardı? İtham ediyorum. 54 yıldır, 54 yıl demeyeyim, sözümü 1980'den bu yana görev yapmış, ölmüş, yaşayan neyse, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, bakan, milletvekili, ne geliyor? Kim varsa başka. Hepsini itham ediyorum. O insanların ahının vebali hepinizin üzerinde. Çünkü kulak tıkadınız. O günkü buluşmada Başkan Soyer'in şöyle sözlerinden birkaç not almıştım. Çok güzel, mış gibi yaptılar diyor. Belki de bilmeyenler, okumayanlar ya da takip etmeyenler vardır diye. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce de bu benim çok kafamı kurcalıyordu, vicdanımı rahatsız ediyordu ve içime hiç sinmemişti. O yüzden seçim kampanyasında da dile getirmiştim. Doğru. Çözmemiz gerektiğini söylemiştim. Başkan seçildikten sonra bu meseleyle ilgili nasıl bir hukuki süreç işlediğini, bütün gelişmeleri incelemeye ve anlamaya
yapmaya çalıştım. 50 yıl boyunca maalesef sorun hep halı altına süpürülmüş, kimse elini taşın altına sokmak istememiş, kimse gerçekten çözmek için bir adım atmamış, mış gibi yapılmış ve fakat sorun hep taca atılmış, hiçbir zaman gerçek anlamda bir çare aranmamış. Elinde makbuz olanlarla ilgili ayrıca bir çalışma yapacağız. Çünkü bu tamamen siyasi bir çalışma. İzmir milletvekillerinden, hükümetten, bakanlıktan, hepsinden talep edeceğiz. Acil bir yasal düzenleme yapılması lazım. Bu kısmı, şu da çok dikkat çekiciydi. Yani 50 yıl boyunca sorun hep halı altına süpürülmüş, kimse elini taşın altına koymamış. 50 yıl boyunca İzmir'i yöneten tüm isimler de hiç kusura bakmasınlar. Vallahi bazıları ortalarda dolaşıyor. Ben geçenlerde birine söyledim, çok bozuldu.